Mobilya denilince ilk akla gelen tabii ki Kasapoğlu Mobilya. Haftanın fırsatını sakın kaçırmayın. Bilgi için sizi de mağazamıza bir çayımızı içmeye bekliyoruz. Korkut El'in ilk ve tek yerel televizyonu Korkut El TV'den hepinize iyi günler sayın seyircilerimiz. Bildiğiniz gibi yerel seçimler geçti. Korkut El'in yeni belediye başkanı Ömer Niyazi İşlek oldu. Milliyetçi Hareket Partisi'nin de mecliste oldukça büyük bir ağırlığı var. Genel yayın yönetmenimiz Hüseyin Ünal'la seçimleri değerlendireceğiz diyelim. Bugünkü ana haber bültenimizi bu şekilde yapacağız. Nasıl geçti? Kazasız belasız. Vatana millete hayırlı olsun. Evet, güzel bir seçim geçirdik diyemem. Gergin bir seçim geçirdik. Hakikaten 2009 yılında da buna benzer bir seçim geçirmiştik. Ama bu 2009 yılına göre daha bir gergindi. Daha bir bel altıydı. Özellikle o yönden yani inşallah gelecek seçimlerimiz böyle olmaz. Gerçekten ahlak sınırlarını zorlayan bir seçim oldu. Ama kazasız belasız bitti. Evet. Tek sevincimiz bu. Biz de Korkteli TV olarak 8 aydır yaptığımız tüm öngörüler birebir gerçekleşmiş oldu. Biz de bunun gururunu yaşıyoruz. Yani gazeteciliğimizin hakkını verdik. Havayı iyi kokladığımızı gösteriyor. Gazetecilikte biraz tecrübe işi. Biz de tecrübemizi konuşturduk. Sonuçlar da bizim beklediğimiz gibi geldi. Yani birebir geldi diyebilirim. Katılım biraz benim beklediğimden düşük oldu. Evet. Biraz daha yüksek olabilir diye düşünüyordum. Ama hayırlısı olsun yani şey bu. Diyecek bir şey yok. Evet. Halkın takdiri. Peki adliyede, sayımda herhangi bir olay? Yok öyle. Partilerin avukatları oradaydı. Yok. Yani dişe dokunur bir şey olmadı. Ufak tefek çok ufak tefek birkaç olay oldu ama onlar da büyütülecek bir şey değil. Ama işte seçim sürecine bir bakacak olursak 3 adayın kıyasaya yarıştığı bir seçim oldu. İşte Cumhur İttifakı adayı Ömer Niyazi İşlek, Millet İttifakı adayı Sayın Halil Kara ve Saadet Partisi adayı Sayın Hasan Ali İrvan yarıştılar. Bu yarışta bence yani en centilmeni Halil Kara oldu. Kesinlikle. Halil Kara çok bel altına girmedi. Çok müdahale olmadı. Seçimin mağduru da kazananı da Ömer İşlek oldu. Sayın Ömer İşlek'e 8 aydır acımasız bir yani hakikaten artık sınırları aşıldı bir seçim kampanyası oldu. Bir insana bu kadar çok yüklenilmez. Yani hani bir de bizim atasözümüz var. Asıl almaz, bal kokmaz. Kokarsa yağ kokar. Aslı ayrandır diye. Hakikaten Ömer İşlek'in ailesini tanıyan, bilen, bilir. Burada Hacı Muhittin diye bilinir. Hacı Muhittin'in aslı baldır. Yani o konuda hakikaten Ömer İşlek'e çok büyük haksızlık edildi. Çok büyük vebal altına girildi. İşte yani baktığımız süreç işte o sürece takip ettiğimiz zaman yani bir seçim kazanmak için bu kadar yani bu olmaması lazım. Bir seçim kazanılır kaybedilir. Bugün bana göre Halil Kara seçim kaybetmiş değil. Halil Kara evet. Gönülleri kazandı. Kesinlikle o konuda Halil Kara çok takdir topladı. Evet. Dün akşamki seçim ofisindeki tavrı, hali hareketleri, kesinlikle. İnsanları sakinleştirmesiyle bunu çok ben kesinlikle. De duydum. Halil abi hakikaten yani, kendine beyefendiliğinden hiçbir şey kaybetmediği kesinlikle, için özellikle. Kesinlikle ama maalesef Hasan Ali İrvan için biz bugün bu şeyleri keşke onun için de konuşabilseydik ama konuşamıyoruz. Hasan Ali İrvan'ı da tebrik etmek lazım. İyi bir oy aldı. Evet. Güzel bir oy aldı. Ama seçim stratejisi baştan aşağı. Yanlış daha şuna bakacak olursak İYİ Parti'nin de seçim stratejisi baştan aşağı yanlıştı. Hatta şöyle söyleyeyim. Biz bu seçimi anketlerle takip ettik. Ben her hafta bir anket
gördüm. Ama bunu biz biraz da güvene dayalıydı. Görmesi sebebim. Sonucunu açıklamamak üzere şey yaptık. Ömer Bey bu seçim sürecinde en başından en sonuna kadar hep iyi gitti. Yani hiç mesela piyasadaki konuşulanlar gibi işte Ömer işte üçüncü, hiç üçüncü değildi. Dün akşam da hiç üçüncü olmadı. Üçüncü olmadı. Yani baştan sona birinci götürdü. Şöyle Ocak ayından itibaren Ömer İşlek hiçbir ankette üçüncü çıkmadı. Hiçbir ankette üçüncü çıkmadı. Bir ara bir Halil abiyle ilk başlarda yaptı ama Halil abigil son bir aya kadar üçüncüydü İyi Parti. Halil Kara o ilk adaylık başlangıcındaki rüzgarını yakalayamadı. Gerçi bence Hasan Ali İrvan ilk adaylığı açıkladığında seçim olsa o hafta Hasan Ali İrvan kazanabilirdi. Ama biz o haftaki anketi de gördük. O haftada da çok hani piyasadaki bir rüzgarı vardı ama o hafta şey olsa 10 bin oyu bulma şansı yoktu. Köyleri bilemiyoruz tabii. Biz o zaman, yerel yani merkezle. Kapsamlı bir anket vardı. Burada Sayın Ömer İşlek bilimsel hareket etti. Anketlerle hareket etti. Söylemlerini bile ona göre belirledi. Tavrını ona göre belirledi. Mümkün olduğunca çok bulaşmamaya çalıştı. Yani sakin bir süreç yaşamaya çalıştı ama artık en son piknikte de doldu taştı. Ha, piknikteki söylemi yanlış anlaşıldı, yanlış aksettirildi. Evet. Şimdi piknikteki söyleminde bir kişiyi aslında kastetmemişti. Bizim televizyonumuzda da yayınlandı. Bizim televizyonumuzdan o konuşmayı takip eden olduysa biliyordur. Oradaki kastettiği fake hesaplar, sosyal medyadaki sahte hesaplar. Çünkü sahte hesapların adresinin hepsi aynıydı. Farklı bir adres değildi. Tek bir merkezden. Tek bir merkezden çıkmaydı. Bunlara isyan etti. Aynı şekilde herhalde ben Ömer İşlek'in yerine olsaydım çok daha ağır ifadeler kullanırdım. Sonra işte bir Aliya 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 diye tutturdular gittiler. Özellikle Mehmet Manavoğlu'nun ses kayıtlarını yayması siyasi ahlak olarak yani siyasi ahlakın içinde olan bir şey değil. Şimdi mecliste Sayın Mehmet Manavoğlu Ömer İşlek'in yüzüne nasıl bakacak? Ben çok merak kendisi ediyorum. Kendisi de birinci sıradan meclis üyesiydi. Evet. Çok merak Partisi ediyorum. Yani o ses kaydı savcılıkta eğer bir inceleme başlatırsa Mehmet Manavoğlu'nun ciddi derecede başı derde girer. Çünkü karşısındaki konuştuğu herhalde seyircilerimizden de ses kaydını dinlemeyen yoktur. Ses kaydını herkese dağıttılar. Ki bence ahlaklı bir hareket değildi. Kimse kusura bakmasın. Bu konuda artık sustuk ama artık bir daha tekrarlamasın. Gelecek seçimlerde olmasın diye bunların da konuşulması lazım. Ha, biz bunu bir kere konuşacağız. Çok da konuşmayacağız. Karşı tarafında rızası olan bir konuşma değil. Yani orada bu konuşmayı dinleyenler bilir. İşte ya benim ismim geçmesin, benim şeyim kullanılmasın diyor ki. Evet, ısrarla benden çıktı duyulmasın evet, diyor yani, ben dinlediğimde. Yani şeysen, eminsen bazı şeylerden, ondan da korkmazsın. Artı adam sana güvenmiş bir şeyler anlatmış. Bunu deşifre etmezsin. Yani bu siyasi ahlaktan da öte bir ahlak kuralları içerisinde de bu böyledir. Ben 2000 yılında bu mesleğe başladım. Bizim zamanımızda akıllı telefon yoktu. Ses kayıt cihazları vardı. Bilen bilir. Ses kayıt cihazlarında kablosu vardı. Telefona takardın, kaydederdin. Benim ses kayıt cihazım da vardı. 2000 yanlış hatırlamıyorsam 2012'den beri de akıllı telefon kullanıyorum. Gazeteciyim. Ömrü hayatımda şu telefonlarıma ses kaydı kurmadım. Hiç kimsenin ses kaydını almadım. Çünkü ses kaydı almak bir kişinin haberi olmadan, evet, bilgisi olmadan ses kaydı alıp onu sonradan kullanmak ahlaksızlık. Yani bu ya işte şuydu buydu demesin kimse. Bu hiçbir savunması olmayan bir ahlaksızlıktır. Şimdi bir ses kaydını ortaya atıp birilerinin zar altında bırakıp birilerine yani bu seçimi kazansan ne olur, kaybetsen ne olur?
Çok mu önemli ya? Bu evet. Bir hani hep diyoruz bu bir demokrasi yarışı ya. Kaybedebilirsin, kazanabilirsin. Sonuçta küçük bir ilçede yaşıyoruz. Küçük bir ilçede. Birbirimizi göreceğiz. Evet, yüz yüze bakacağız. Şimdi, dediğiniz gibi mecliste şimdi beraber çalışacaklar. Ben Sayın Mehmet Manavoğlu ile telefonla konuşsam bu saatten sonra telefonda ben konuşmam ona. Neden konuşmam? Benim ses kaydımı alabilir. Tabii bir kere yaptı. Yani ses kaydımı alabilir. Ağzından yanlışlıkla bir laf çıkabilir. Senin hakkında konuşabilirim. Yani biz dedikoduyu seven bir milletiz. Birinin hakkında ya bak şu da şöyleymiş demesini çok seven bir milletiz. Biri yanlışlıkla bir kelime konuşsa demek ki karşısına bu çıkacak ve istemediği bir şekilde çıkacak. Sağdan soldan duyacak. Yani bu bana göre hiç ekik olmadı. İşte Cuma günü yapılan gazete zaten bir felaketti. O da bana göre yani izah edilebilecek bir şey değil. İzah edilebilecek bir şey değil. Gazeteci arkadaşlar sonra biz sorduk. Sormadığımızı nereden biliyorsunuz falan demiş ama ben Ömer Bey'le de görüştüm size dedim. Sordular mı bu sorularla alakalı bir şey dedim. Kesinlikle bize bir soru gelmedi dedi. Sormadılar dedi. Sorsalar da zaten açıklardı ki zaten o gazetenin iki tane muhabirin olduğu mekanda ben geçen programımızda da söyledim açıkladım. Ömer Bey merak ettikleri Ali ile alakalı açıkladı ve şunu da ekledi. Başka dedi sormak istediğiniz bir şey var mı? Sorun, Adana'yı sorun, Tabii gazete köşesinde bunlar geçmediği için değişmediği vatandaş için. Ters etkileniyor. Da tabii yani bir de seçime kalmış, saatler kalmış. Tabii bir gün mü, iki gün önce gelmişti. Adama savunma hakkı verilmeden. Yani talihsiz bir seçim yaşadık. Peki seçim oldu, bitti, Başkan Ömer İşlek oldu. Bundan sonra ne olur sizce? Ya bana göre ben şu konuda şeyim, hani biz dedik ya ilk baştan beri biz tarafız dedik. Niye taraf olduk biz? İlk önce biz güvendik. Yani taraf olmak için hani gazeteciler işte illa paraydı, şuydu, buydu. İşte bize çok da biliyorsunuz yorumlarda işte kaça satıldınız gibisinden terbiyesizce. Yorumlarda hakaretin bini sonu bin paraydı. Yoktu, evet, ben evet. O son 10 gün yorumları okumadım. Çünkü okuduğum zaman cevap verme yani refleks içine giriyorum. Moralim de bozuluyordu. Ama ben de yani bu seçim sattığında biz kimseye bel altı girmedik. Kimsenin özel hayatını karıştırmadık. Kimsenin acaba şu açığı varmıştır demedik. Kimseye iftira atmak için sebep aramadık. O konuda gönlümüz gayet rahat. Alnımız ak. Biz 2005 yılından beri Korktel'inde gazetecilik yapıyoruz. 2005 yılından beri de hiçbir Allah'ın kulu benim hakkımda iftira attı, benim hakkımda bel altı haber yaptı diyemez. Bunu bilen bilir, bilmeyen de bilenden sorup öğrenebilir. Yani sonuçta ben şunu bekliyorum. Ömer Bey'den ben projelerin hayata geçireceğini ümit ediyorum, inanıyorum buna. Çünkü o şevk, o heyecan... O şey var. Büyükşehir'i mi Muhittin Böcek aldı? Nasıl olur? Ya şimdi Ömer Bey'i siz de az buçuk tanıdınız. Ömer Bey bir şeyi istiyorsa koparıyor. Koparıyor. Yani Muhittin, lansmanında projelerini maliyetleriyle Menderes Türel'den alacak olarak söylemişti. Menderes Türel'den alacağı şeyin büyük kısmını ben Muhittin Böcek'ten de alacağını inanıyorum. Çünkü Muhittin Böcek de bizim memleketin insanı. Hayır, ben sana vermem, Korktel'ine bunu yaptırtmam diyecek bir zihniyette bir insan değil. Ben o konuda da Muhittin Böcek'le Ömer İşler'in de iyi anlaşacağını düşünüyorum. Korkutel'de Menderes Türel önde çıktı. Muhittin Böcek'e göre 6000'e yakın oy var. Ama şimdi şöyle, siyasiler... Bu Millet İttifakı'nın başarısızlığı mı? Buradaki teşkilatların, İYİ Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin sizce? Ya şöyle bir şey var. Cumhuriyet Halk Partisi burada çalıştı mı? Çalışmadı mı size soruyorum. Ben görmedim, siz gördünüz. Yani şimdi... Ya benim aldığım duyumlar açıkçası şu konuda üzüldüm. Dün akşam nasıl olsa burası kaybedildi.
Muhittin Böcek kazandı, bize yeter denilmiş. Bu hoş değil. Halil ya Kara yarı yolda bırakılmış gibi oluyor. Ya şöyle bakayım. Kazanıyorsan da kaybediyorsan bakın, da bence beraber olmalı. Yani şimdi ben bak mesela şeyi takdir ediyorum. Cemalettin Kazı. Gerçekten hı-hı, güzel bir ilçe başkanlığı yaptı. Evet. Umarım devam da eder. Hı-hı. Bana göre başarısız değil Cemal. Ama tecrübesiz. Tabii. Tecrübesiz. İşte başkan olarak ilk seçimi. İlk seçimi. Zor da bir seçimdi. Ama bence efendiliğiyle, kişiliğiyle elinden geldiği kadar bir süreç yönetmeye çalıştı. Bana göre en büyük hataları mesela medyayı, tek bir medya, Korkuteli'nde sadece bir tane medya varmış gibi düşündüler. Tek medyadan ziyade sosyal medyalarımız var diye ya bence. Ya şöyle. Ama şimdi, sonuçta onun da ulaşılabilirliği kısıtlı. Kısıtlı tabii, yani biz bunu devamlı bin arkadaşın varsa anca o görüyor. Öyle mesela biz dün akşam canlı yayın yaptık. Hı hı. Canlı yayınımıza 28 bin evet, kişiye ulaşmış aldık. 28 bin. Hı hı. Yani oy kullananlardan 10 bin eksiyiz. Evet. Yani neredeyse Korkuteli nüfusunun yarısını kadar bir kişiye 3 saat içinde dinletmişiz bir programı. Hı hı. Yani bu hiçbir siyasi sosyal medyada 3 saatte 28 bin kişiye ulaşamaz. Tabii o mümkün değil. Bizim haberlerimizi sosyal medyadayız ama bir siyasi propagandasıyla bir televizyon haberleri çok farklı. Biz son bir ayda 10 bin kişiyi hiç düşmedik. Evet. 10 bin kişinin altına, izleyici sayısı altına hiç düşmedik. Ama maalesef bu seçim siyasi partiler çok yanaşmadılar yerel yani, basını kullanmaya. Şöyle gazete tercih ettiler. Gazetede bugün en kral gazetenin abone sayısı 300. Çok az. Yani 300. Onda da artık millet para verip gazete almak istemiyor. Bunda ben gazetecileri suçlamıyorum. Ciddi bir emek var gazetede. Ben bu mesleğin ben gazetecilikten gelmeyeyim. Zaten bizim de gazeteden çıkma sebeplerimizden biri bu. Çünkü yazılı basın artık gün geçtikçe sıkıntılı bir sürece tabii giriyor. Ama İnternet ortamı oldukça evet, oradan okuyor insanlar. Evet. Ama İYİ Parti'de ve Cumhuriyet Halk Partisi'nde şu oldu. Seçim ilk gününden itibaren biz işte %50 ile seçimi alacağız. Hı-hı. Hasan Ali İrvan %30. Ömer İşlek de %10 ile. Yani bir aslında bu matematiğin hiçbir yeri uymuyor. Buna inanan arkadaşlar da siyasetçi değil. Yani kimse kusura bakmasın. Bir siyasetçi buna inanıp da ona göre program yaptıysa siyasetçi değilmiş demek. İyi niyetli olabilir, temiz olabilir. Ama iyi niyetli olmak için, yani iyi niyetli olmak iyi bir siyasetçi olmak değil. Bu da aynı şey değil. Krizi iyi yönetmek, stratejiyi iyi belirlemek bakın, çok konuda, önemli. O konuda Ömer İşlek bunu iyi becerdi. Ya, geriden geldi, öne geçti. Bakın bugün ben sabahtan akşama Korkuteli sokaklarında gezdim. Hı hı. Ömer İşlek'e oy veren de vermeyen de. Gerçi şu anda hiç Ömer İşlek'e oy vermedim diyen yok. Ben kendi oyumdan şüphe ettim. Acaba benim oy nereye gitti diye. Çünkü herhalde bugün konuştuklarımla beraber bakarsam Ömer İşlek 25-30 bin civarı bir oy alması lazım. Herkes Ömer İşlekçi olmuş. Ama şu var, hani birkaç kişiden şunu duydum ben, Ömer İşlek burada siyasetin nasıl yapılması gerektiğini tabii öğretti dedi. Donanımlı aday diye söylüyorlardı ama. Evet, şimdi yani hakikaten Ömer İşlek projeyle çıktı. Ömer İşlek çıkmasaydı, ha yine projeler yayınlanacaktı ama işte kağıt üzerinde bir çizim olarak yayınlanacaktı. Üç boyutlu olmayacaktı. Ömer İşlek yüksek projeler yapmasaydı o projelerde inanın milletin projeleri de öyle olmayacaktı, yüksek olmayacaktı. Ve sonuçta Ömer İşlek burada siyasete yön verdi. Yani bunu biz geçtiğimiz programlarda da konuşmuştuk. Ömer İşlek ne isterse o konuşuldu. Evet. Ömer İşlek hububatçı dedi, hububatçı konuşuldu ki orada Halil abi, bakın ben Halil abi takdir ediyorum. Ama Halil abinin ekibi bu konuda sınıfta kaldı. Siyaseti hiç yönetemediler. Ömer İşlek'in bütün tuzaklarına düştüler. Gidip Ankara tabelasının önünde resim çekinmek ne demek ya? Zaten orada bakın dikkat edin, o günden sonra Halil abi ivme kaybetti.
resim çekindi, hı hı. ivme kaybetme geri gitti. Basını yönlendiren İyi Parti içindeki şeyler hata yaptı. Hı hı. Ya bizim karşımızda bize bile cephe alacak hal ve hareketler içine girdiler. Bizim personelimize iş teklif ettiler. Bizim çalıştığımız yan paslaştığımız kurumları bizim karşımıza çıkarmaya çalıştılar. Ki biz efendilik edip Halil Karagül'e yüklenmedik. Halil Karagül'e yüklenseydik inanın üçüncü olurlardı. Yani onu da söyleyelim. Çok daha başka şeyler olabilirdi. Evet yani biz Halil abiyi bir kere o dahi olsun Kokteyli TV'de eleştirmedik. Bir kere dahi olsa haberini girmemezlik yapmadık. Hep girdik. Ha, biz Hasan Ali İlban'ın ekibine karşı son bir ayda mesafemizi koyduk. Mesafemizi koymamızdaki sebep de Hasan Ali İlban'ı sevip sevmememiz, çalışıp çalışmamamız değil. Artık çok fazla bel altı gitmelerinden dolayıydı. Yani biz o şeye alet olmak istemedik. Biz burada da açık yüreklilikle iyi yapmadıklarını, bir seçimin böyle kazanılamayacağını söyledik. Ama dinletemedik. Neyse artık bunlar geçti, geride kaldı. Önümüze bakacağız. Önümüze bakacağız. Yeni başkan, yeni projeler ya, olacak. Yeni söylemler mı? Artık yeni söylemlerle beraber. Bundan sonra bunları değerlendireceğiz. Tabii bakalım önümüzdeki süreç bize ne getirecek, ne götürecek. Hep beraber izleyip göreceğiz. Bu arada seyircilerimize hatırlatalım. Dün arkadaşlarımız mitingi, konvoyu ve Ömer İşlek röportajını gerçekleştirdiler. Ömer İşlek röportajı değil de konuşması var. Yayınladılar. Ömer İşlek mazbatayı aldıktan sonra açıklama yapacakmış. Bunu da bilgisine verelim. Tabii, çok soran kişi var. Evet biz Ömer Bey'le görüştük bugün. Hı-hı. Telefonda. Mazbatayı şimdi, aldıktan sonra. Bir de şöyle bir şey oldu. Biz bu süreçte Ömer abiyle biz bayağı bir sıkı çalıştık. İşte onun bir sözü var. Devamlı bana. İşte Hüseyin rahat ol, rahat ol. Hı. Rahat ol. Çok kendinden güveniyordu işte. Her gördüğünde rahat ol. Biz seçimi aldık. Bu 8 ay önce de böyleydi. Şeyde de böyleydi. Hatta bugün de telefon açtı bana. Hüseyin rahat ol artık dedi. Yani böyle bir şeyimiz oldu. Burada bir artık espri gibi aramızda kaldı. Ömer Bey mazbatayı almadan dedi. Konuşmayı şık görmüyorum dedi. Yani şu anda dedi daha hala tamam seçildik ama dedi mazbatayı almadan belediye başkanı da değiliz dedi. Hı hı. Mazbatayı aldıktan sonra dedi konuşacağım dedi. Dün akşamki konuşmasından da kısaca bir bahsetmek istiyorum. Özellikle kendi taraftarından ricada bulundu. Arkadaşlar dedi seçim geçti, bitti. Hı hı. Artık dedi biz siyaseti bıraktık. Hı hı. Artık siyasette zamanı geçti. Biz dedi birilerinin kalbini kırmış olabiliriz. Birileri bizim kalbimizi kırmış olabilir. Benden tarafı dedi hepsine hakkım helal olsun dedi. Hı hı. Bizim de kalbini kırdığımız, üzdüğümüz insanlar varsa onlar da hakkılarını helal etsin dedi. Özellikle dedi kimseden işte bak nasıl sizi yendik. Nasıl yani kimseyi küçük düşürücü, kimseyi aşağılayıcı bir şeyin içine girmeyin dedi. Bence bu en da en doğrusu aslında. Doğrusu bence de bu. Bakalım artık. Göreceğiz. Başkan neler yapacak? Aynen öyle. İnşallah beklediğimiz gibi olur. İnşallah projelerini anlattığı gibi yapabilir. Ben inanıyorum yapacağına. O konuda da güveniyorum. İnşallah mahcup olmayız. Seçilmesindeki en büyük faktörlerden birisinin de projeleri ve o hizmet yapma potansiyeli olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle. Ben şahsi olarak. Özellikle lansmandan sonra. Tabii Halil Kara seçilseydi yapılır mıydı? Bunlar muallak. Geldi geçti artık. Ya şimdi yapılırdı yapılmazdı diyemeyiz. Bir 5 yıl Ömer İşlek'le beraberiz. Sonrasında aynen. Tekrar bakacağız. Ya artık. Şöyle bir şey var. Ömer İşlek dediklerinin %50'sini yaparsa bir 5 yıl dahamız var. Kesin. Yani onların yarısı olsa Korkut Ali kazanır. Gerçekten yani, değerlenir. Bunda da önemli olan Korkut Ali'nin kazanması. Evet. Ömer İşlek bugün var yarın yok. Bir de ben antiparantez, Medine yapılmış evi özellikle takdir etmek istiyorum. Bir bayan olarak gerçekten büyük bir mücadele örneği gösterdi. Milliyetçi Hareket Partisi bitti denildi, Korkut Ali'de toparladı. İyi Parti'ye rağmen bir kadın olarak kendisini özel kesinlikle tebrik ediyorum. Burada keşke böyle siyasiler, yani siyaset yapan bayanlar burada artsa. Evet, kesinlikle ben Medine Başkan'ın hakkını yani vermek söylemeden lazım. Söylemeden geçemeyeceğim. Medine Başkan hakikaten çok özverili çalıştı. Örgütçülüğü falan çok iyi yaptı.
Bir de Medine Başkan biraz sinirli. Hı hı. Yani yapı olarak sinirli. Çok üzerine gidildi. Evet. Eşinin çok üzerine gidildi. O da bence bilinçli yapılan bir şeydi. İşte eşini sinirlendirip burada evet. Milliyetçi Hareket Partisi'ni, Cumhur İttifakı'nı zedelemek istenildi ki bunda da STK başkanları sağ olsunlar önemli roller oldu. Evet, istenmeyen şeyler yaşandı gerçekten. Bunda da yani artık bu STK başkanları da burada isim vermek istemiyorum ama şapkalarını önüne alsınlar. Siyaset korkutelinde siyaseti biz dizayn ederiz hastalığı yüzünden korkutelini birbirine düşürüyorlardı. Yani evet, bunları da şey toplumun göz önünde ardı. Yaşananlar hoş evet, olmuyor. Kemal ardı. Sancaklar'ın başına gelenler. Evet. Tabii burada çok detayına inmeyelim artık o geldi geçti ama hoş şu şey var. Değildi. Bence İmen'in dönmesindeki bir faktör de Kemal Sancaklar. Kemal Sancaklar kesinlikle yani Kemal'in hakkını da vermek yani lazım. Yani sanırım 20 gün falan mı? 13 gün kala. 13'te çok muazzam bir başarı. 13 gün kala ilçe başkanı oldu. O kadar genç bir insan, eğer, o kadar toparlayıcı olması. Görevden alınan ilçe başkanı Mehmet Moğol devam etseydi burada Ömer işte kazanamazdı. Bunu da söyleyeyim. Evet. Bugün yani bizim bildiğimiz şeyler vardı. Ki partiyi alttan oydular. Cumhur İttifakı'nı alttan oydular. Ama AK Parti riske girdi. AK Parti il teşkilatı. Bak burada şeyi de takdir etmek lazım. İl başkanını da takdir etmek lazım. Tabii 13 gün kala radikal bir karar. 13 gün kala her siyasetçinin riske edebileceği, riske alabileceği bir hamle değildi. Aldı ve seçimi kazandılar. Gerçekten. O hamleyi yapmasalardı bugün seçimi kazanmama ihtimali daha büyüktü. Yani Kemal Sancaklar'ın başladıktan sonra o teşkilatların yüzlerinin gülüp daha şekli gözle Kemal, görülür bir farktı bence. Kemal hatta son iki günü serum vurularak Şu anda şey yaptı. Sesi soluğu kesilmiş zaten. Sesi falan kısılmış zaten. Yani Kemal çok güzel bir mücadele verdi. Evet, yine bunun yanında İlhami Yıldıran ekibi çok güzel bir çalışma yaptı. Yine kadın kolları çok güzel bir çalışma yaptı. Gençlik kolları gerçekten çok güzel bir çalışma yaptı. Sonuçta ekip işi. Ekip işi. Hani bu çark gibi düşünmek lazım. Çarkın dişlisinin bir dizisi bozuksa o çark düzgün dönmüyor. Bozuk öyle. Çarkı değiştirdi AK Parti il yönetimi. Evet. Ve o çarkı düzgün çevirmeye başladılar. Eğer şöyle bir şey diyorum ben bunu en baştan beri iddia ediyorum. Kemal Sancaklar bir ay önce ilçe başkanı olsaydı seçim çok daha farklı olurdu. Bunu da belirtelim. Olabilir. Aynı bir teknik direktörün dakika 85'te oyuncu değiştirip gol atmasına benzedi ya, bence tabiri İşlek, caizse. Ömer İşlek 90'da. O da gol oldu gibi oldu. Bu da mı gol değil? Bu da gol yani, kesin oldu. Aynen. Muhtarlar çok merak ediliyormuş. Listenin açıklanması biz dün elimizden geldiği kadar canlı yayında açıklamaya canlı çalıştık yayında, ama. Ama o da bizim kesin bir yani liste değil. Yani vatandaşlardan öğrendiklerimiz. Bizim vatandaşlardan duyduğumuz yarın bir liste. Yarın için onu da açıklayacağız. Bilgisini verelim. Elimizden geldiği kadar kesinleşmişleri listeyi. Yarın kesinleşmiş listeyi YSK'dan alacağız. İlçede, onu da açıklayalım. YSK ilçeden. Oldukça fazla olduğu için ve çok aday olduğu için tabii, herkes. Tabii bir de dün en son muhtarlar YSK'ya verildiği için. Evet. Listeleri. Bugün tam netleşmişi alamadık. Oy oranları yarın, da merak ediliyor tabii, aralarındaki. Yarın Allah nasip ederse alacağız. Detaylı şekilde onları da açıklamış oluruz. Şimdilik herhalde konuşacaklarımız bu kadar. Seçim günü yapılan röportajlar ve merak eden vatandaşlarımız var. Yayından sonra girecek bantta. Bunun da bilgisini verelim. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Gözünüz Korkuteli TV'de olsun. İyi günler. Mobilya denilince ilk akla gelen tabii ki Kasapoğlu Mobilya. Haftanın fırsatını sakın kaçırmayın. Bilgi için sizi de mağazamıza bir çayımızı içmeye bekliyoruz.